Tarım satış kooperatifleri. Bugün hala var. Kim kurdu? Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Her Giresunlu bilsin ki diktiği ağaçtan, elde ettiği fındıktan CHP'nin hakkı ve hukuku vardır. Oyumuzun en düşük olduğu illerden birisidir Kırıkkale. Kırıkkalelilere seslenmek isterim. O entegre silah sanayini Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Şimdi o fabrikaların durumu nedir? Diyorlar ya, bir çivi bile çakmamış Cumhuriyet Halk Partisi. İnsan da biraz vicdan olur. Ispartalılar, Ispartalı'nın gülü meşhurdur. Gül yağı fabrikası kuruldu. Ispartalı kardeşlerim de unutmasın. O fabrikayı kuran da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi bütün işçilere, bütün sendikacılara sormak isterim. Siz eğer bugün sendika hakkına sahipseniz, eğer bugün siz sosyal güvenlik hakkına sahipseniz, bunun arkasında Cumhuriyet Halk Partili kadroların yattığını bilmek zorundasınız. Çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, mensucat fabrikaları, İstanbul'da, Ankara'da, Sivas'ta, Kırklareli'nde, Uşak'ta, Eskişehir'de, Turhal'da, Kayseri'de, Bursa'da, Nazilli'de, Gaziantep'te, Malatya'da, Konya, Eylül'de, bütün bunların tamamı yapıldı. Bunların bir kısmı şu anda yok. Yok ettiler, sattılar. Bir kısmı hala faaliyetini sürdürüyor. Efendim, CHP'nin bu ülkede tek dikil ağacı yok demişlerdir. Örneğin İsmet Paşa asker kaçağı demişlerdir. Hem paşa diyorlar, hem asker kaçağı diyorlar. Ya bütün ömrü savaş meydanlarında geçen, rütbe alan, komutanlık yapan bir kişi nasıl asker kaçağı olabilir? Cumhuriyeti kuranların, yani CHP kadrolarının ilk söyledikleri sözlerden birisi şu, kurdukları cümlelerden birisi şu. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. O fakir cumhuriyet, o yoksul cumhuriyetin yaptığı ilk iş köylünün üzerinden aşar vergisini kaldırmak olmuştur. Bir metre milli demir yolumuz yoktu. Bir metre milli demir yolumuz yoktu. Var olanları da yabancılar çalıştırıyordu. Bu genç cumhuriyet ne yaptı? Topladığı vergilerle, birikimlerle Malatya'ya demir yolunu götürdü. Sivas'a demir yolunu götürdü. Niğde'ye demir yolunu götürdü. Adana'ya, Kayseri'ye, Diyarbakır'a, Afyon'a, Zonguldak'a, Erzincan'a, Erzurum'a, Batman'a, Kahramanmaraş'a demir yollarını götürdü. 1923'te kurdular Cumhuriyeti. 1925'te, 2 yıl sonra Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. 1950'li yıllara kadar, fabrika kapanıncaya kadar bu fabrikada 112 savaş uçağı üretildi. 112. Deniz yolları yabancıların egemenliğindeydi. Bir yasa çıkararak kabotaj kanunu, yabancıların elinden bütün bu haklar devralındı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları kullanmaya başladı. Osmanlı'nın parasını kim basardı? Osmanlı'nın Milli Bankası mı basardı? Yoktu böyle bir banka. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parasını, kağıt parasını basan banka 1930'da. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu. Eğer bir devlet kendi parasını basamıyorsa ona zaten devlet diyemezsiniz. Bazıları söylerler ya, efendim niye demokrasiye hemen geçmedik? Çok partili rejime neden hemen geçmedik? Ama onlar şunu düşünemiyorlar. Hakkari'de seçim olsa, o seçim sandığının başına okuma yazma bulan birisini bulacak mıydık? Birisi tutanak tutabilecek miydi? Hadi ya bulduk bunu. O sandık Ankara'ya, sonuçlar Ankara'ya nasıl gelecekti? Altyapısı olmayan, okuma yazma oranı %92 negatif olan bir ülkeden söz ediyoruz. Borç ödeyeceksiniz, her tarafa fabrika yapacaksınız, okullar yapacaksınız, demir yolları yapacaksınız, karayolları yapacaksınız, hastaneler yapacaksınız. Bütün bunlar olurken 176 ton altınınız olacak ve 2. Dünya Savaşı'na Türkiye'yi zorla sokmak isteyenlere karşı 2. Dünya Savaşı'na girmeyeceksiniz, kendi çocuklarınızı, evlatlarınızı 2. Dünya Savaşı'nın dışında tutacaksınız. Bütün bunlar yapılırken demokrasi hiçbir zaman unutulmadı. Amerika, Afyon, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Uşak ve Konya'da afyon ekimini yasaklayacaksınız dedi. Bakın bu illerde bizim oyumuz çok düşük. Ama o dönemin koalisyon hükümeti Ecevit ve Erbakan, hayır kardeşim ne dersen de biz buralarda afyonu ektireceğiz dediler. Benim ülkemde neyin ekileceğine sen değil, ben karar veririm dediler. Kim bunu söyleyebilir? Milliyetçiler söyleyebilir. Ülkesini sevenler söyleyebilir. Cumhuriyet Halk Partililer söyleyebilir. 97 yıl önce Sivas'ta temelleri atılan, daha sonra 9 Eylül 1923'te resmen kuruluşu gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi budur. Ülkesine hizmet etmeyi temel ilke edinmiştir.
her kuruşun hesabını da millete vermeyi temel ilke edinmiştir. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde eleştirilecek yönleri vardır. Biz sakın tümüyle eleştiriden mağdayız demiyoruz. Yani biz eleştiri, bizi kimse eleştiremez demiyoruz. Her haklı eleştiriye saygı duyarız. Yanlışımız olmuş mudur? Elbette olabilir. Hatamız olmuş mudur? Elbette olabilir. Ama ana eksenimiz hiç değişmemiştir. Bu ana ekseni ileriye doğru uzatıyoruz. Gelecek yüzyıla doğru uzatıyoruz. Bunun için ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini hazırladık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci yüzyıla hazırlık yapması gerektiğini söyledik. Devleti yönetenler önümüzdeki yüzyılı düşünüyorlar mı? Düşünemezler. Düşünme becerileri de yok. Öyle bir kapasiteleri de yok. Ama iyi ki bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var. Toplumu geleceğe hazırlayan, ilkeleri olan, ilkeleri gösteren, dünya nereye gidiyor, biz nereye gitmeliyiz diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamadı. Doğrudur. Ama bunun kabahati, söyleyeyim, vatandaşta değil. Kabahati bizde. Bakın rahat söylüyor. Kabahati bizde. Cumhuriyet Halk Partililerde. Köy köy gezmezseniz, vatandaşın sofrasına oturmazsanız, Ankara'da konuşup da vatandaş bana oy verir derseniz bu iş olmaz. Gezeceksiniz. Vatandaşın sofrasına oturacaksınız. Derdini dinleyeceksiniz. Sizi en sert şekilde eleştirse bile eleştiriyi büyük bir sabırla ve hoşgörüyle dinleyeceksiniz. Bir vatandaşın sizi eleştirmesi aslında çok değerlidir. Çok değerlidir. Neden? Buna söyleyeyim de bari, bu eleştirileri yapayım da bari, hiç değilse benim sorunumu çözer. Bu anlama gelir eleştiri. Dolayısıyla ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizle ikinci yüzyıla hazırlanırken hepimize görevler düşüyor. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinin özünde yatan şudur. Güçlü bir Türkiye. Kalkınmış bir Türkiye. Egemen güçlere el avuç açan bir Türkiye değil. Onurlu bir Türkiye. İçeride ve dışarıda barışı sağlayan bir Türkiye. Her evde, her ailede, sokakta, caddede, kahvede, her yerde huzurun olmasını isteyen bir Türkiye. Alın terinin ne kadar değerli olduğunu bilen bir Türkiye. Yolsuzluk yapanların toplumdan dışlandığı bir Türkiye. Yolsuzluk yapanların büyükelçi olarak atanmadığı, rüşvet yiyenlerin büyükelçi olarak atanmadığı bir Türkiye. Oğlum, paraları sıfırlandın mı denmesinin olmadığı, söyleminin olmadığı bir Türkiye. Biz bunları istiyoruz. Dolayısıyla biz her halükarda bu güzel ülkenin önümüzdeki süreçte büyük başarılara imza atacağını düşünüyoruz. Biz kararlıyız. Bu ülkeye huzuru getirmeye kararlıyız. Bu ülkeyi büyütmeye kararlıyız. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Bunu yapacağız. Gün gün, gün gün, bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri takip ediyoruz. Gün gün. Her bir belediye başkanımız kendi alanında olağanüstü çalışmalar yapıyor. Günün 24 saati, evet 24 saati. Çalışacağız. Hepimiz çalışacağız. Kararlılıkla çalışacağız. Yeni bir süreç başladı Türkiye'de. Yeni bir süreç. Dün yaptığım basın toplantısında rakamları kamuoyuyla paylaştım. Bir ekonomik buhranın içindeyiz. Erdoğan'a bir çağrı yaptım, yine çağrıyı yeniliyorum. Türkiye'yi bu buhrandan nasıl kurtaracağını çık madde madde millete anlat. Şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım, bu buhrandan bu milleti çıkaracağım, kurtaracağım. Bunu bekliyorum. Ha derse ki,
Ya Kılıçdaroğlu, amma da zor soru sordun kardeşim. Bunu ne bileyim ben? Bir toplayalım, hep beraber bunu bir yol, yöntem bulmaya çalışalım. O zaman bunu yapamıyorsan bana söyleyeceksin. Ben yapamadım, sen açıkla. Ben açıklayacağım o zaman. Erdoğan bunu yapabilir mi? Yapamaz. Bilgisi yok, birikimi yok, kapasitesi yok. Bir ülke, bir ailenin çiftliği gibi kullanılamaz. Cumhuriyet tarihinde böyle bir örnek yoktur. Şimdi örneğin içindeyiz. Bir ailenin çiftliği gibi kullan diyor. Kayınpeder, damat istediklerini yapıyorlar. Tarihi anlattım size. Tarihi süreci anlattım size. Hangi koşullardan buraya geldiğimizi anlattım sizlere. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Pırıl pırıl. Umutsuzlukla besliyoruz bu çocuklarımızı. Bu çocukların zihnine umutsuzluğu ekmeye kimin ne hakkı var? Dolayısıyla bize düşen büyük görevler var. Her eleştiri başımızın üstüne, her haklı eleştiri başımızın üstüne. Ama yapacağımız çok iş var. Bunu milletimizin desteğiyle yapacağız. İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız ve Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu bunalımdan çekip çıkaracağız. Söz veriyorum, en geç 5 yıl içinde Türkiye bölgesinde kavganın olmadığı, bölgesinde huzurun olduğu, bölgesinde işbirliğinin olduğu, üretimin pik noktasına ulaştığı, işsizliğin büyük ölçüde önlendiği ve herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saygı duyduğu bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. 97. yılımız hayırlı olsun. Teşekkür ederim.